Onlardan biriydi bu %40'a verginin çıkartılabilme olasılığı. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarrufunda olan bir durum. Daha önce de %20'ydi yanılmıyorsam ve yine 15. 15. %15 miydi? %15'ti ve Cumhurbaşkanı'nın tasarrufundaydı ama kullanmadı. Şimdi o oran sadece %40'a çıkartıldı. Kullanır kullanmaz onu bilemeyiz. O sadece bir kural olarak duruyor. Dolayısıyla böyle bir kesin vergi alınacak vesaire gibi bir açıklama vesaire yok. Onu söylemek isterim. Verginin alınıp alınmayacağını da bilemediğim için dolayısıyla hani bu soruya bu şekilde cevap vermiş olayım. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Var. Şimdi arkadaşlar, ekonomi bilimi iki alt politikadan oluşuyor. İyi yaşa. Hep Bunlardan beraber. bir tanesi para politikası. Merkez Bankası yönetiyor. Bir diğeri maliye politikası. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu ana kadarki kısım daha çok para politikası üzerinden yönetildi. Ama maliye tarafında işler çok iyi gitmiyor. Yani bütçe açığı iyi yaşa. Evet. Bütçe açığı tarafında. Kuvvetle muhtemelen seçimlerden sonra bu vergi konusu bir gündeme gelecek. Ama o vergi şeyi bu saatten sonra artık bir gelir vergisiyle, yani bordrolun üstünden alınan vergi oranının arttırılması artık çok kolay değil. Zaten toplanan verginin önemli bir kısmı şeyden geliyor, ne derler? Dolaylı vergilerden geliyor. Kurumlar vergisi dokunur dokunmaz onu bilmem. Senin söylediklerin zaten işin teknik taraftaki doğruları. Yani o yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanı cebinde bir yetki vardı 15'e kadar. Onu çünkü diyor ki yani sıfır uygulanır ama Cumhurbaşkanı bunu 15'e kadar yükseltmekte yetkilidir. Şimdi o 15 olan yetki 40'a kadar yükseltildi. Şey olur olmaz, ne derler, kullanır kullanmaz. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu ülkede söyleyeceğim şey, buradaki insanlar kaç kişi var yayında? Herhalde 900 kişi, 1000 kişi falan var. Söyleyeceğim insanların çoğunun hoşuna gitmeyecek ama yayın bittikten sonra bir arkalarına yaslanıp bir çay kahve içtiklerini, hak vereceklerini düşünüyorum. Bu ülkenin asgari ücretle çalışan insanları, işte dar gelirli insanları ya da geliri iyi olsa da bordroyla çalışan, yani kayıt altında çalışan insanları daha ellerine paralarını almadan çatır çatır vergilerini ödüyorlar ve yüksek oranlı vergiler ödüyorlar. Benim de hisse senedinde bir şeyim var. Yatırımlarımın bir kısmı hisse senedi şeyde, ne derler, portföyün bir kısmı hisse senedinde, ama buradan kazandığım para vergiden muaf. Aslına bakılırsa hani herkes diyor ya, ya işte Türkiye'de gelir adaletsizliği var, işte öyle böyle falan. Bu da bir gelir adaletsizliği arkadaşlar. Yani vatandaşın bir tanesi, bilmiyorum şu anda bizi izleyen asgari ücretle çalışan bir arkadaşımız var mı? İşte sabah köründe gidip akşamın köründe kadar çalışıp 17 bin lira para alıyor ve onun maaşından şey kesiliyor, vergi kesiliyor. Sonra sen burada ekran başında oturuyorsun, bir şekilde para kazanıyorsun ve oradan hiç vergi ödenmiyor. Bunun çok adil olmadığını düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ha bu, ya ben böyle düşünüyorum diye buraya bir vergi gelecek diye de bir şeyim yok bu arada yani. Ne derler? Öyle bir mana çıkartılmasın da. Ama elbette böyle bir şey gelirse borsaya satış getirir mi? Teknik olarak Getirir. getirebilir. Tamam da şimdi orada da başka bir şey var. Ne yapacaksın yani? Ya borsaya vergi kondu diye tarağı toplayacaksın ve bir daha borsaya uğramayacak mısın? Ama şunu da söyleyeyim. Yaparken ha bu arada Hakan Bey yazmış. Kaybettiğimizde de bize geri ödeme yapılacaksa diye. Tabii ki ödeme yapılacak ama mahsuplaşma yapılacak arkadaşlar. Onu şöyle düşünün. Çünkü Viyop'ta da böyle, dolar kontratlarında mesela, döviz kontratları, siz kar ettiğinizde vade sonunda elde ettiğiniz kardan bir vergi kesiliyor. Bir sonraki dönemde aynı pozisyonu açarsanız ve bir zarar ortaya çıkarsa o zarardaki kısmını mahsup ediyorsunuz. Burada tabii bu iş çok şey, ne derler, teknik bir tartışma gerektiren bir şey. Yani alan satan trade edenin yatırımcı davranışıyla, işte alıp uzun vadeli çoluğuna çocuğuna bu hisseleri taşıyan insanların davranış biçimini ayırmak lazım. Hatta bir dönem yapıldı bu, yılını hatırlamıyorum ama bir vade kondu. Yanlış hatırlamıyorsam da bir yıl denmişti. Denmişti ki kardeşim, aldığı hisseyi bir yıl elinde tutan
kazanırsa kazansın vergiden muaf. Ama aldın sattın para kazandın. Yani çok uzatarak anlattım, şunu söyleyeyim. Bence seçimden sonra belli başlıklar altında bir şeylere vergi gelecek. Bunun içinde borsada olabilir mi? Ya borsadan elde edilen karlar olabilir mi? Olabilir. Olması gerekir mi? Vicdani olarak, insani olarak, Mert Yılmaz olarak görüşümü söyleyeyim. Bence olması gerekir. 1 milyon TL altındaki borsa hesaplarından vergi alınırsa borsa çöker. Arkadaşlar bunlar çok ezbere konuşulmuş laflar. Borsaya satış gelir. Evet. Borsa çöker. Hayır. Niye çöküyormuş borsa? Anlamadım yani. Para kazandığınız bir yerde daha iyi bir getiri bulamayacaksanız şayet, niye onun içinden vergi ödemek yerine paranızı alıp gitmeyi düşünürsünüz ki mesela rasyonel olarak? Bu sizin dediğiniz gibi bir yaklaşım olsaydı şöyle olurdu. Benzinin litresi 10 lira olduğunda, 15 lira olduğunda valla ülke batar, kimse sokağa çıkmaz, yollar bomboş kalır diyordu insanlar. Benzin litresi bugün neredeyse 50 lira. Hala trafikte cinnet geçirme modunda devam ediyoruz. Bu arada altın dolar birikimlerinden de alınmalı ki bu nasıl olacak gibi bir yorum gelmiş. Bu arada bir vergi alınacak diye bir şey yok arkadaşlar. Onu bir altına çizelim, bir masanın üstünde onu bir koyalım. Bu arada izin verir misin? Bir arkadaşım çok güzel bir soru sordu. Demin de bir soru, Hakan Bey'di galiba ismi ya. Ya kurumlar vergi ödüyor zaten, biz niye vergi ödeyelim gibi bir sorusu vardı. Çok haklı bir soru ama o sorunun bir tarafında bir... Teşekkür ederim Osman. Şimdi Hakan kardeşimin sorduğu soru çok haklı. Ama orada şöyle bir farklılık var. Şimdi şirket sana temettü ödeyeceği zaman ne oluyor? İşte geliri var, gideri var, bir kar var. Karın üstünden vergisini ödüyor. Sonra sen onun içinden temettü alıyorsun. Yani sen aslında vergilendirilmiş gelirin üstünden bir tur daha vergi ödüyorsun. Buranın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bir şeyi almak, satmak, para kazanmak bu şirketin ödediği vergiyle ilgili bir şey değil kardeşim. Yani sen bugün gittin, işte kendine Garanti Bankası aldın 70 liradan. Sonra gittin 3 ay sonra bu Garanti Bankası'nı 100 liradan sattın. Bu Garanti Bankası'nın faaliyetiyle, ödediği vergiyle alakalı değil ki. Hatta şöyle söyleyeyim. Senin hissesini almış olduğu şirket zarar eden ve devlete vergi ödemeyen bir şirket olabilir ve sen buradan para kazanabilirsin. Dolayısıyla ikisi aynı şey değil. Temettü kısmında katılıyorum arkadaşımıza ama verdiği örnek tam anlatmaya çalıştığım şeyin karşılığı değil.